Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş fakat boyun eğmemiştir. Kubilay olmak, Cumhuriyet için gerekirse başını vermek ama asla boyun eğmemektir. Asla eğilmemektir. Kubilay'ın başının kesilerek şehit olduğu Menemen olayı, Cumhuriyet devrimine karşı 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra ikinci önemli irtica girişimiydi. Bu yaptığınız Cumhuriyet'e isyandır. Başlatma lan Cumhuriyet'ini. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay 88 yıl önce Cumhuriyet'e karşı ayaklanan gericiliğe göğsünü siper etmiş ve başı kesilerek şehit edilmişti. Gençlik yürüyor, Kubilay yaşıyor. Menemen yine Kubilay gibi hazırız sesleriyle yankılandı. Genci, yaşlısı, her yaştan Cumhuriyet sevdalısı şehit Kubilay'ı anmak için anıtına yürüdü. Anma etkinliğine Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve yüzlerce yurtsever katıldı. Ulusal kanala konuşan Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Ozan Özarslan, Mehmetçiğin bugün Kubilay'ın armağan ettiği Cumhuriyet için mücadele ettiğini vurguladı. Mehmetçik bugün Kubilay'ın bize armağan ettiği bu aydınlanma değerlerini Cumhuriyet için mücadele ediyor. Bu Cumhuriyet değerlerini savunmak için biz de Mehmetçiğimiz gibi cesur, Kubilay'ımız gibi de hazırız diyoruz. Anma etkinliğine katılan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Türk ordusunun Fırat'ın doğusunda yapacağı operasyona dikkat çekti ve CHP sözcülerinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üzerinden Türk ordusuna sözlü saldırıda bulunduklarını söyledi. Amerika yenilmiştir. Amerika gömülmüştür. Belini, sırtını Amerika'ya ve İsrail'e dayayanlar bugün büyük bir şaşkınlık ve çaresizlik içinde kara kara düşünmektedirler. Şeyh Sait ve Seyit Rıza güzellemeleri yapan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri Türk ordusuna Milli Savunma Bakanı üzerinden sözlü saldırıda bulunmaktadırlar. Bu affedilmez bir olaydır. Mutlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Menemen olayının anlatıldığı bazı ifadeleri 8. ve 11. sınıf Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarından çıkartmasını da eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Menemen bölümü, Kubilay'ın katli ortadan kaldırılmıştır, yok olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konuda en kısa zamanda bu yanlışı düzeltmeye davet ediyoruz. Takipçisi olacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Of da bugün Kubilay gibi olmak için Türk ordusunun verdiği mücadeleyi desteklemenin zorunluluk olduğunu dile getirdi. Bugün Kubilay'ı anan, Kubilay gibi olmak isteyen Türk ordusunun emperyalizme karşı mücadeleyi desteklemek ve arkasında olmaktır. Desteklemenin ötesinde bugün hepimiz Mehmetçiyiz, hepimiz Kubilay'ız.